Tuğçe mesaj atıyor mu diye ya. Ona bakamadım telefonu. He? Ha? Hadi abi başarmış. Başlamam. Öndeki duruşma mı uzamış? He, olabiliyor tamam. O zaman öteki reklam reknumarasına <laughs> <blog da> gelir inşallah. Öteki blokta gelir. <laughs> Fatma Çalışkan 53 yaşında evli 4 çocuk annesi hiç evet. görmediği kardeşini aramak için evet. programımıza Bursa'dan katılmış. Bu arada da bu arada Bursa'dan ne kadar çok misafirimiz geliyor. Ee, Fatma Hanım'ın annesi Nafize Akan. Nazife. Nazife mi? Evet. Nazife Akan'la e, babası Halil Parlaker. Evet. 70 yılında e, Fatma Hanım'ın ardından bir kız çocuğu daha dünyaya getiriyorlar. Fatma Hanım'ın annesi hasta olduğu için Baba Halil Bey Cemile ismini verdikleri çocuklarını evlatlık verelim diyor. Evet. Benim. Öyle mi? Ne hastasıydı aşkım annen? Valla doğuştan denildi yani. Hasta böyle vücudu da sallanıyor. Fotoğrafta olduğu gibi bak sallanmasını gizlemek için dudaklarını büzmüş. Bakayım arkaya bir Yani sanıyor resimde de sallanarak çıkacak diye böyle sıkmış kendini. Ay. Öyle yani. yani hep sallanırdı yani böyle. Ne bileyim eskiler nuzul derdiler. Ne çeşit bir hastalık bilmiyorum sallantıya. O ne derlerdi? Der. Nuzul tutmuş. Onun. Öyle nuzullu doğdu derdiler. Hımm. Şimdi Fatma Hanım ve ailesi o yıllarda Trabzon'da yaşıyorlarmış. Evet. Fatma Hanım'ın kız kardeşi de yani aradığımız kız kardeşi de geçimini manavcılık yaparak sağlayan Hamit isminde bir şahsa verilmiş. Onu evet. hatırlıyorsunuz sen. Evet. Sonra Hamit Bey Trabzon merkezdeki Batakhane Camii'nin karşısında Eros Fırını'nın bulunduğu apartmanda yaşıyormuş. Aslında o dönem seni de evlatlık vereceklermiş. İşte o konuşmalarında iki hanım geldi bizim kapıya. He. <laughs> Konuşmalarında ne anladıysam beni de alacaklarını anladılar. Evimizin karşısında cami vardı. Ben kaçtım camiye gizlendim. Ay vermesin her Saklandım. Onlar gittikten sonra abim vardı. Annemden ayrıydı o. Anneden ayrıyız babadan bir abim vardı. O çağırdı beni gel gittiler. Ve yakına verildiğini öyle tahmin ediyorum ki aradan çok az bir saat mi artık çocuk yani Giyindiği elbiseleri bir beyaz file ile geri gönderdiler. Annem onları görünce hep çıldırdı. Hep beraber ağladık. Bunları hatırlıyorum. Kundaktaydı. Daha çok küçüktü. Yani kayıtlı değil. Annem resmi evli değildi. Çocuk üzerimize kayıtlı değildi. Hiçbir şey yok yani. Yok. Ben de ilkokuldan çıkınca şey nüfus kağıdım çıktı da diploma aldım ilkokul diploması. O zamana kadar nüfus kağıdında yokmuş. Yok, nüfus kağıdım yoktu. Yani o zaman biz şöyle yapacağız. Nazife Akan'la Halil Parlak'erin 1970 yılında dünyaya getirdiği çocuğunu evlat edinen. Yani o da tahmini. Edinen... Onu da tahmini söylüyoruz ha, yani. 1970 yıllara, de çok yani, netti. 68 69 o yıllarda hatırlıyoruz. Tek bildiğimiz e, Trabzon'da Emin misin buna Hamit isminde birine verildiğini? Şimdi onu da abimden o bilgileri aldım. Ha, o Abim bizden daha büyük olduğu için Sonra ben Trabzon'da kalmadım Çaykara ilçesinde teyzem oturuyordu Ona verildim Abim Trabzon'da devam ettiği için O biraz daha bağlantı biliyor Annen baban ne oldu? Annem ben de verildikten sonra O da verildikten sonra annemle ayrı yaşadılar Annenle baba Evet E baban da madem ayrılacakmış ne iki tane çocuk yaptırmış o kadına Baban ne babanla oldu? İşte... Babam da ilk okuldan çıktığım sene işte büyük e, kaynım o zaman teyzemin oğluydu. Buldu babamı. Bir akşam gördüm onu işte. Geldi nüfus kağıdımı çıkardı gitti. Aldığım habere göre 20 gün bir ay sonra vefat etti. Anne de mi vefat etti? Annem 88'de vefat etti. O benim yanımda vefat etti. Ona bak. Bursa'ya getirdim. Ben baktım benim yanımda vefat etti. Sorar mıydı, hatırlar mıydı? Bazen aklı gelirdi, hatırlardı. Bazen hatırlamazdı. Yani akıldan da biraz şey var yaşlılıkta tabii yani. Ee, düşün bana, bana rahmet eylesin. Düşün bana sordu ki Fatma ben senin babanla evlendiğim zaman sen neredeydin dedi. Sora sora aklı geliyor. ...aha benim deliye bak dedi. Sen nerede olacaksın <laughs> ki o zaman yoktun. Ki ama. O da öyleydi. Işte. Böyle ben de işte teyzemin elinde orada büyüdüm ettim. Herkes söylerdi çık hani bulursun belki hiçbir ipucu yok elimde diyordum çıkamıyordum sizin o hiçbir şeye geç kalmaz kalınmadı dediğiniz o parmağınızı uzatıyorsunuz ya o bana bir destek verdi canım evmiyim çok Bilmiyorum sevindim be. tamam Hamit Bey Trabzon'dan Hamit Bey Mer e, Trabzon merkeze Batakane Cami'nin karşısında Eros Fırınının bulunduğu apartmanda Yaşıyor, belki o aracı oldu, belki bir başkasına verdi. Küçük bir bebek, kundakta evet, kız bebek. kız bebek. Ve sonra da duyduk, Ankara'ya göç ettiklerini duyduk. Hani etrafta biliniyor, kaybetmek için mi kendilerini hani? He. Öyle de bir duyum aldım Ankara'ya göç ettiklerini. Niye arıyorsun kardeşini? Seni şu an izliyordur. Bak şuraya bak. Şu karşıdaki kameraya bak. Ne söylemek istersin kız kardeşine? Arkasız büyüdüm. Sen de ne haldesin bilmiyorum. Sen bizi biliyor musun? Hani verildiğini, evlatlık olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorum ama babam öldü seni ağladım, annem öldü seni ağladım. Gel kardeşim beraber ağlayalım dedim ama yok hiç arkam olmadı. Gizli gizli bağladım yavrum. Biliyorsan ben de ellerde büyüdüm. Benden kızma yavrum. Sana bir beyaz mama çay kaşığı ile içirdiğimi hatırlıyorum. ara Arabin ne olur? Yani, sensiz yaşadım, sensiz ölmek istemiyorum yavrum. Ay Fatma'cığım böyle ölümden falan bahsedip böyle anlama çok üzün hepimizi ya. Dur öyle daha, daha çok Hiçbir <laughs> Hiçbir zaman arkam olmadı Müge Hanım. Gerçekten, Yalnız mı hissediyorsun kendini Gerçekten şimdi diyeceksiniz hiç görmediğim bir bebek için mi ağlıyorsun? Gerçekten işte içim kaynıyor yani Yo, bu kadar da zor tutuyorum kendimi. Kardeş ben sana çok hak veriyorum. Gerçekten. Bir de eğer büyüksen kendilerini onların annesi gibi hissediyorsun. O nedenle senin üzüntünü o kadar iyi anlıyorum ki. Yani o kadar bir birkaç aylık bebeğe benim mama içirmemi isteyen anne işte ne kadar anne ol Ben de küçüğüm yani. Sen kaç yaşındaydın o verildiğinde? İşte tam hatırlamıyorum o kadar. 66 doğumlu yazdılar beni ama o da ne kadar doğru. Sen de 4 -5 hani 5 yaşındasın. Hani ilkokuldan çıktığım sene 12 sene geri giderek yazdılar beni ya Ama yani. sana bir şey söyleyeyim. Ben de 5 yaşındaydım. Ortanca kardeşim doğduğunda ben de mama yedirirdim. Yani annemle beraber. Bizimkisi çok tombikti de 6 kilo doğdu. Tek başına <gülüyor> vermeye <gülüyor> doymuyordu. İki ayrı mama yapıp tık, tık 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 besliyorduk onu. Şu anda da maşallahı var. Herkes, o yüzden ben seni anlıyorum. Herkes ya ben diyorlar, kardeşler çok ya, diyorlar var. ama hatırlıyorum işte. Hatırlamaz Böyle olur musun? Hatırlıyorum. Hatırlarsın tabii. Bak yavrum yavrum diye arıyor. Ay inşallah bizi izliyordur. Biz de şimdi ne ismini biliyoruz, ne hangi yılda doğduğunu biliyoruz. Ha, alan ailede Fatoş verdiğini duyduk. Fatoş ismini vermişler. Öyle mi? Öyle duydum. Bilirler. Ya dur bakalım nereden kimleri bulduk. Yani pek ne aradığımızı bilmiyoruz ama en azından bebeğin Trabzon'da verildiğini biliyoruz. Belki 68, 69, 70, 71, 72 biraz uzun e, söyleyelim Şu o şey zaman. yani Yelpaze'yi de geniş tutalım. Hamit de beyin adını biliyoruz. Fatoş'un adını biliyoruz. E tamam biraz da şey biliyorduk ya o mana falan. Merkez Batakhane Camii'nin karşısında ne mana? Ya? Eros fırınının bulunduğu apartman. Onlara abim verdi o bilgileri. Tamam, bir yerden duymuştur işte, o da biliyordu. Artık benden daha büyük olduğum için... Abinle görüşüyor musun? Görüşüyorum, evet. Kaç kardeşsiniz, başka var mı? Ah, deşildikçe deşiliyor. Bir de benden büyük de varmış. Öyle mi? Ömerdi. Evet. Onu bilmiyorsun onda. O da. O da Trabzon'daymış ama onunla nasıl bilmiyorum. İsmini falan biliyor musun? Duydun mu? Onun da ismini Şengül duydum. He. Alan kişi Naciye duydum. Onu da mı vermiş baba? O babamdan mıdır bilmiyorum. Çünkü o abimden de büyük. O bu babamdan olmaması lazım. Annemin daha önceden mi varmış? E o da kardeş. Yani o benim oluyor kardeş yani. Annenden mi oluyor yani? E, evet. E senin annenle o, baban da oluyor. maşallah. Hepsini ha. dağıtmışlar. Üvey kardeş. Üvey olur mu üvey canım? Kardeş, hepsi, kardeş, kardeş, hepsi kardeş. Öyle babadan olursa, öz anneden olursa üvey olmaz. Hepsi kardeş. He. Ben de vallahi dedim ki bu nasıl bir cami dedim ya. Batakhane cami olur mu dedim. tabi Batakhane değil ben de nasıl isim dedim hadi söylemeyeyim dedim şimdi. Tabakhane camisiymiş. Tabii olabilir. daha olabilir. Ben yanlış şey yapmış olabilirim. sizde siz de bir, bir, yazmadan önce bir bakaydınız internetten. Ben de dedim <gülüyor> ki <gülüyor> niye Batakhane cami ama olabiliyor hani. Olur Tabakhane olur. Tabakhane cami <gülüyor> daha <gülüyor> e, mantıklı. Neyse artık. Artık evet. biz söylüyoruz, siz anlayın. Ya yani. Daha hani. önce hiçbir şey bilmiyoruz yani işte, böylece evet. arıyoruz ama buluruz inşallah. Ha belki evet. büyüğü de bulunur, <laughs> abi de bulunur bir yerde. O, o, o da abla, Şengül. o, da o da Evet, şengülmüş. Ha, büyük olan da <laughs> evet. kız evet. e, Annesinin adını eğer biliyorsa senin ablanda Nazife Akan'ın ismini biliyorsa. Onu da, onu, onun da ona da bilgiler abimde var. O da onu da abim bu kadara da söyledi bana yani. İyi. anne Nazife Akan diye bir annesi olduğunu bilen bir Şengül isimli Trabzon'da doğan yaşayan ya da başka yere de göç etmiş olabilir bir hanımefendi varsa efendim o zaman e, siz de kardeşinizi bulmuş olacaksınız. Fotoş da ortaya çıkarsa o da ablasını bulmuş olacak. İnşallah belki toparlanırız. Abi de çağırırız. Bir kucaklaşırsınız. İnşallah. Kucak İnşallah. Tam belli olmaz. ünitsizliğe <laughs> kapılmayın. Nereden kimler neleri neleri buluyor. Şimdi bir hatırlayan çıkacaktır. Biraz zaman geçmiş ama